Gençler merhaba. Dersimiz edebiyat. 3 saat 3 4 5 birlikte olacağız. Evet. Şimdi geçen hafta nerede kalmıştık gençler? Geçen hafta şurada kalmıştık. Hatırladığınız gibi. İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki ürünlerden bahsetmiştik. Sav, sabu, destandan ve sonrasında yuğdan, törenlerden bahsetmiştik. Ve sonrasında nereye geçmiştik? Halk edebiyatına geçmiştik. Halk edebiyatı kaça ayrılıyor gençler? Halk edebiyatı şiiri. Halk edebiyatı şiiri kaça ayrılmıştık? Bir bana hatırlatabilir misiniz? Bakayım. Halk edebiyatı şiiri 3. Çok teşekkür ediyorum. Neler bunlar? Yazabilir misiniz bana kısa kısa? Halk edebiyatı şiiri. İslam yazısında gelişen Türk edebiyatı doğru. Halk edebiyatının alt başlığındaki şiir. Peki neydi bunlar? Biliyorsunuz aslında. Peki. Hatırlatıyorum hemen. Anonim halk edebiyatı, anonim halk edebiyatı, aşık tarzı halk edebiyatı ve son olarak ne vardı gençler? Dini tasavvufi halk edebiyatı. Hatırladınız mı? Bir hatırladık diyeyim. Hatırladınız mı gençler bu üçünü? Aşık tarzı yazanlar. Evet. Peki anonimin alt başlıkları nelerdi gençler? Anonimin alt başlıkları nelerdi? Mani, türkü. Öyle değil mi? Anonim. Yani anonim neydi? Yazanın söyleyeni belli olmayan demekti. Efsane. Daha yazıya geçmeyen destanlarımız, öyle değil mi? Evet. Peki aşık tarzı halk edebiyatımız neydi gençler? Semai, koşma, varsağı vardı, öyle değil mi? Evet. Dini tasavvufta ne vardı? İlahi, deme şeklinde ilerliyordu. Peki biz neyi işlemiştik anonim halk edebiyatında? Mani ile başlamıştık ve devam edelim gençler. Evet. Küçük bir hatırlatmadan sonra bir ne demiştik? Anonim halk edebiyatının ürünlerinden ne demiştik? A ya da bir mani demiştik. Mani'nin nelerini yazmıştık? Özelliklerini. Hatırlatacak olan var mı bana? Evet, ağız tekerlemeliğine teşekkür ediyorum. Peki mani'nin nelerdi özellikleri? Hatırlatacak olan var mı gençler? Evet, mani'nin hatırlamıyor musunuz? Yedili hece ölçüsüyle yazılıyordu. Konularımız nelerdi? Doğa, aşk, kahramanlık gibi konularımız vardı, öyle değil mi? Peki ne şekilde yazılıyordu? Yani uyak düzeni nasıldı? A, X, A şeklinde yazılıyordu. Bunları yazmıştık, hatırlamıştık, değil mi? Bazı türleri vardı. Bunlara bakalım. Evet. En küçük nazım birimi teşekkür ediyorum. Yedili hece ölçüsü. Evet. A düz mani ile başlamıştık. Hatta örneğimizi tekrar okuyayım gençler. Ana başa taç imiş, her derde ilaç imiş, bir evlat pir de olsa anaya muhtaçmış dedik gençler. A, X, A şeklinde buradaki Ç'leri ne yapmıştık? Hatta buradaki Ç'leri yarım, aç, açları
tam uyak şeklinde yapmıştık. Evet, B kesik mani diyoruz. Mani çeşitleri. Çeşitlerindeyiz. Şimdi yazmaya başlayabilirsiniz benimle birlikte. Evet. B kesik mani. Evet. Diğer adıyla ayaklı cinaslı mani. Evet. Peki kesik mani nasıl olacak? Hemen bakalım. Açıklamasını yapalım. Birinci dizesinin hece sayısı 7'den az olacak. Açıklayalım. Birinci dizenin hece sayısının 7'den az olmasıdır. Örneğimizi verelim hemen. Örneğimizi verelim. Örnek. Yar sana gam çekme deli gönül. Bulunmaz mı yar sana? Çünkü Ferhat'ım dersin, şu dağları yar sana. Evet, gördüğünüz gibi gençler, bakın sesleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Farkındaysanız 7'li hece ölçüsü çıkıyor. Ama birincisinde ne? 1, 2, 3. Üçlü olduğu için burası ne oluyor? Kesik maniye geliyor. Yazın bu örneği. Kenara çekeyim ben. Bu örneği bir yazın bakalım. Oh, anlamıyormuş. Dur kamerayı şöyle yapayım. Tamam, şimdi okumuyor. Yazın yanlış değil, sonrasında gençler. Evet, yazanlar var. Bir dakika bekliyoruz şimdi. Bir yandan da uygulama alıyorum gençler. Evet.
Evet, devam edelim. Evet gençler, şimdi tekrar devam edelim. Kesik maniden sonra yedekli artık mani. Şöyle kaldırayım. Yedekli artık mani C. Bunlar bittikten sonra zaten dil bilgisi konusu olarak şeye geçeceğiz gençler. Ad tamlamalarına geçeceğiz, isim tamlamalarına. Evet. C yedekli diğer adıyla artık mani. Devam ediyorum mani çeşitlerine. Evet. Peki bu nasıl? Dört dizeli manilere aynı yapıda başka dizelerin eklenmesi. Dört dizeli. Normali dört dize ya, düz mani. İki tane daha dize ekleniyor. Dört dizeli manilere aynı uyaklı düzeni de bozmadan dize eklenmesidir. Evet. Devam ediyorum. Örneğimizi verelim. Örneğimiz ağlarım çağlar gibi. Derdim var dağlar gibi. Ciğerden yaralıyım. Gülerim sağlar gibi. Buraya kadar nedir gençler? Bir söyleyin. Düz manidir, öyle değil mi? A, A, X, A. Bakın, bir sıkıntı var mı? Yok. Çağlar, dağlar gibi ve sağlar gibi şeklinde. Ama artık mani olduğu için iki tane daha ekliyoruz. Her gelen bir gül ister. Sahipsiz bağlar gibi. Yine uyak düzenini bozmadan ne oluyor? Bu ikisi eklenmiş oluyor. Artık mani diyoruz. Bunu da yazın lütfen. Bakayım ekrandan görülüyor mu burası? Biraz. Artık mani görülüyor. Tamamdır. Gözüküyor, tamamdır. Evet, şimdi Zeynep'e bakacağız. Teşekkür ederim Seray. Bakalım bilmiş misin? Zaten sonrasında yedekiden sonra karşılıklı değiş manilerimiz var. Sonrasında manilerimiz bitiyor gençler. Türkiye'ye geçeriz. Yazınca yazdım. Yazdınız mı? Evet. Bakalım hangi mani çeşidi, şey özür diliyorum, uyak çeşidi. Bir bakalım.
Şimdi bakıyoruz ses benzerliklerine. Çağlar gibi, dağlar gibi, sağlar gibi. Burası artık olduğu için buraya bakmayacağım. Çünkü benim işim dörtlük. Şimdi bakıyorum ve ne yapacaktım uyarlamak için? Kök ve gövdeyi diyeceğim. Evet, buradaki kökleri söyleyebilir misiniz bana? Bekliyorum. Kökleri söylerseniz uyarlamak işiniz çok daha kolay olacak. Evet. Çağlar gibi, dağlar gibi, sağlar gibi. Çağlar, dağlar ve sağların kökünü söyleyebilir misiniz bana? Teşekkür ediyorum Ahmet. Çağ, dağ ve sağ. Çağ, dağ ve sağ. Bu durumda kaç ses benzerliği var gençler ve çeşidini söyleyebilir misiniz acaba oyun? Kaç ses benzerliği var? Evet, bunlar çoğullaştırmış. Kaç ses benzerliği olduğunu söylersen Ahmet, çeşidini de bulabiliriz. İçinde kaç ses benzerliği var? 3. 3 tane mi ses benzerliği var içinde? Ça ve da. Üçü de aynı, yani nasıl üç ses benzerliği oluyor? Ç ve D'yi nereden acaba aynı ses benzerliği olarak aldık? Evet, 2. Neler bunlar? A, A ve A'lar. Şuraya yazalım. İki ses benzerliği olunca hangi çeşit oluyordu, hatırlıyor musunuz? Sağ uyak. Bu durumda Seray ve Ahmet bilemediniz. Üç, yani zengin uyak değil, dikkat etmeniz gerekiyor. Buradaki la gibi de redif olacak, öyle değil mi? Bir daha dikkatli bakın, tamam mı? Önce kök ve gövdeye bakacaksınız gençler. Tam uyak, doğrudur Seray. Ne demek istediğimi anladınız mı? Önce köke bakacaksınız, kökün içindeki ses benzerliklerine bakacaksınız. Unutmayın, uyak ya da kafiye de ikisi de aynı şey. Öncelikle köke bakılıyor. Ardından geriye kalanlar redif oluyor. Evet, devam ediyorum o zaman. Anladıysanız. Değiş karşılıklı manimizde işleyelim. Bunu yazdınız. Uyağımızı bulduk. D şıkkı. Değiş karşılıklı manimizde yapalım. D şıkkı son şıkkımız. Değiş karşılıklı manimiz. Evet. Bakalım gençler. İki kişinin karşılıklı söyledikleri manidir. İki kişinin karşılıklı söyledikleri manidir dedik ve başlıyoruz örneğimize. Burası erkek, burası kız tarafı. Erkek bakalım ne demiş. Karşıya taban derler. Ölçeğe, ökçeğe taban derler. Kız hatırın kalmasın. Kız hatırın kalmasın. Nişanlım çoban derler. Bu şekilde bir dörtlük yazmış. Düz mani, AA, XA şeklinde. Bakalım kız ne diyecek?
karşı kabansız olmaz. Ökçe tabansız olmaz. Niye hatırım kalsın? Sürü çobansız olmaz. Ne yapıyorlar? Birbirlerine karşılıklı atışarak doğaçlama bir şekilde cevap veriyorlar. Kimin yazdığı belli mi değil. Kemal Sunal'ın da böyle bir film vardı ya. Başlık parası için karşılıklı bir taraftan erkekler bir taraftan kızlar aynı şekilde ne yapıyorlardı? Aşık atıyorlardı karşılıklı olarak birbirlerine. Aynı o şekilde gençler. Peki şu tarafın kafiye ve redifine bir bakalım. Karşıya kaban derler. Kaban derler. Taban derler. Çoban derler. Ses benzerlikleri nedir? Köküne bir bakın bakalım. Hadi bakalım. Bu da neymiş? Karşılıklı mani gençler. Evet. Çeşitli söyleyebilecek misiniz? Kaban derler, taban derler, çoban derler. Evet, yazdınız. Teşekkür ederim. Cevabını alayım. Kapta çok mu? Sence bir mantık var mı Seray? Her seferinde de kök bulmak için çabalayacak mıyız? Yani çobanın kökü çobansa çobandır. Evet, bakın şimdi. Yok, Turgut, kız olan kısma değil, erkek olan altını çizdiğim kısma bakıyoruz şimdi. Oradaki uyağı alacağız. Bam. Evet, bam seslerini ne yaptınız? Turgut, teşekkür ediyorum. Buradaki kaban ve taban ve çoban kök halinde zaten. Buradaki banlar nedir? Ortak olan sestir. Üç ses benzerliği olunca ne oluyordu? Zengin yapılıyordu, öyle değil mi? Peki buradaki derler, derler, derler nedir? Rediftir. Teşekkür ediyorum. Yazdıysanız silelim. Türkiye geçelim gençler. Banlar zengin ya ve derler 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 ve evet her ayağınlarıyla herkes yazmış demektir. Geçelim onları türküye. Peki türkü deyince aklınıza ne geliyor? Bir maniydi anonim halk edebiyatında. Demek ki anonimin alt başlığı olduğuna göre türkü nasıl bir acaba özelliğe sahip? Türkülerimiz, Anadolu'nun bağrından kopan türkülerimiz. Evet. Türkülerimizin özellikleri ne olabilir? Söyleyecek olan var mı gençler? Türkü. Evet. Ne olabilir? Türkü. Evet, söyleyecek olan yok mu? Peki şöyle bir soru sorayım. Türkünün tekrarlanan kısmına ne deriz? Peki geliyor mu aklınıza bir şarkı düşünün. Tekrarlanan kısma ne diyoruz? Evet, geliyor mu aklınıza bir şey? Nakarat, teşekkür ediyorum Turgut ve Seray. Nakarat bölümü, bağlama bölümü deniliyor. Peki anonim halk edebiyatının alt başlığında olduğuna göre türkünün ilk özelliği nedir bu durumda? Anonim halk edebiyatının altında olduğuna göre ne
Türkülerin söyleyeni belli, yazanı belli değil, öyle değil mi eskiler? O yüzden anonim halk edebiyatının en yaygın ve en sevilen türlerinden birisi türkülerimiz. Çeşitli ezgiler de söyleniyor bildiğiniz gibi. Bunda tek bir ölçü, hece ölçüsü yok. Bunda 7'li, 8'li, 11'li hece ölçüsüyle ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz türkülerimizi. Evet, özelliklerini yazalım. Anonim. Zaten halka mal olmuştur, öyle değil mi? Anonim, halk edebiyatının en yaygın türüdür. Evet, madde 2. Kendine has bir ezgiyle söylenir. Evet gençler, araya gidiyoruz. O yüzden gelince devam ederiz. Evet gençler, devam ediyoruz. Bu iki maddenizi yazın lütfen. Anonim halk edebiyatının en yaygın türüdür. Kendine has bir ezgiyle söylenir. Ne demiştik? 7'li, 8'li. Durun bakalım. 7'li genellikle. 7, 8, 11'li hece ölçüsüyle söylenir. Tabii çok fazla çeşidi var. Yok olma, yok ninni, çocuk türküleri, doğa türküleri, aşk türküleri, ölüm türküleri konularına göre ayrılıyor. Evet. Yine neler bölümü? Tekrar eden bölüme nakarat ya da ne dedik? Bağlama, kavuşta. Kavuştak adı verilir. Konularına göre çocuk, aşk, doğa, ölüm, ölüm ağıt biliyorsunuz gibi adlar olur. 3 nokta koyalım. Şu aşağı görünmüyorsa. Yazınca yazın. Arkadaşlar yazın diyor hocam.
Evet. Evet gençler, artık türkü de bittiğine göre bir mani türküyü işlemiştik. Ninni ve ağıt var zaten, biliyorsunuz ki onları, önemli olanları, en yaygın olanları nazım şekli olarak işleme çabasındayım. Anonim halk edebiyatını ne yapabiliriz? Sonlandırabiliriz. Evet, gelelim B ya da 2 dediyseniz devam edin. Halk şiirinin türlerinden ve aşık tarzı halk edebiyatı. Halk edebiyatı şiiri. Evet. Bunun özelliklerini yazdıktan sonra koşma, semai, varsayılır, destana kısa kısa bakabiliriz. Aşık tarzı, halk edebiyatı, şiiri. Evet, niye aşık diyoruz bu dönemdekileri? Çünkü, görüyor muyum bu arada ben? Siz görmüyorsunuz. Tamam. Aşık tarzı dememizin sebebi bu dönemdeki saz şairlerine ne diyoruz? Hem saz şairi hem de aşık diyoruz gençler. Bunun dışında konularımız ne şekilde olacak? Aşk, doğa, kahramanlık şeklinde olacak. Yine hece ölçüsü ve dörtlükler şeklinde kullanılacak. Bu aşıkların artık Köroğlu, Karacaoğlan, Dadaloğlu 15. yüzyıldan sonra artık bu dönemdeler. Ve söyleyeni artık nedir? Bellidir. Yazanı bellidir gençler. Bunun dışında tabii ki herkes aşık olamıyor. Bu arada usta çırak ilişkisi şeklinde ilerliyor. Aşık tarzı halk edebiyatı, bir ustamız var. Ne yapıyor? Çırağına eğitim veriyor ve bade dediğimiz rüyasına yatıyor ve bu şekilde sabahleyin kalktığında bir içkiyle ne yapıyor artık? Aşıklık mertebesine yükselmiş oluyor. Evet. Tabii ki. Yunus Emre'ler, Taptuklar hep o şekilde oluyor yani. Ve lek değmez, değişik tarzda şeyler var. Buraya ağızlarına iğne alıyorlar. M ve B harfleri, dudak harfleri olduğu için, birbirlerine değdiği için iğne alıyorlar. Ve o iğneyle birlikte M ve B seslerini çıkartmadan şiir yazıyorlar. Bu da onların gerçek bir aşık olduğunu gösteriyor. Eğitim almamalarına rağmen harika şekilde ne yapıyorlar? Allah tarafından o da bir vergi tabii ki. Şiirlerini irticalen, yani doğaçlama şeklinde ne yapıyorlar? Ortaya koyuyorlar. Peki bu ortaya koydukları şiirlerin toplandığı kitabın adı nedir? Cönk'tür gençler. Cönk. Evet, özelliklerini yazalım. Sonrasında türlerine geçeceğiz. Madde 1, aşık edebiyatı. Bir gün usta çırak ilişkisiyle yetişen bir gün genellikle tahsil görmemiş. Tahsilleri eğitim biliyorsunuz ki, eğitim görmemiş sanatçıların oluşturduğu edebiyattır. Evet, madde 2. Yüzyıldan itibaren görülen bu edebiyat geleneğinde sanatçılara
ne diyoruz? A şık ya da ne diyeceğiz gençler? Saz şairi. Saz şairi gibi adlar verilir. Buraya bir yazın. Sonra üste geçelim. Evet. Bu arada şairin takma adına da mahlas deniliyor gençler. Son dörtlükte görülen takma adı da mahlas deniliyor. Evet. Yazınca yazdık diye tekrar devam edelim. Aşık edebiyatı usta çırak geleneğiyle genellikle eğitim görmemiş kişilerce 15. yüzyılın başlarından itibaren başlıyor. Biliyorsunuz ki eser veren sanatçılara aşık ya da saz şair diyoruz. Maddeler bunu gösteriyor gençler. Hocam sözlerini hazırlıkten baştan sonra ne yazıyor diye ama başından mı ki açıktan mı söylüyor? Aşık saz şairi gibi adlar verilir. Aşık bilgül saz şairi. Baştaki aşık olmasın? Yok, ondan sonraki edebiyatını okuyabileceğini düşünüyorum. Evet, yazdınız mı? Evet hocam. Arkadaşlar, ben size selam. İler, Süleyman, Sular Karadan, Refes Can, Zurnal Başer yazdım diye. Evet, teşekkür ederim. Ahmet Kutu yazdım hocam. Evet, maddemize devam ediyoruz. Aşıklık geleneğinde mahlas alma, bade içme, leddeymez dediğimiz harflerin iğneyle bir şekilde kullanması gibi kavramlar vardır. Gibi kavramlar vardır. Mahlas şairin takma adıdır. Evet. Şairin takma adıdır. Aşıkların şiirleri Cönk adı verilen kitaplarda toplanır. Şiirde anlatım içten ve canlıdır. Sahte anlaşılır olacak. Evet. Çok güzel. Turgut İlgin, Seray, Ahmet, Bektaş, Dilara yazdım diyor.
Evet, siliyorum o zaman. Aşıklık geleneğinde. Sudemez, Suna, Selim, Aslanlar Gölü. Evet, Mahlasal, Valet Demez, Bağda içme var. Mahlas neymiş? Sorunca haftaya bilin, şairin takma adı. Aşıklar şiirlerini Cönk adı verilen kitaplarda topluyor. Dilimiz samimi işten anlaşılır. Evet. Kullandığımız ölçü biliyorsunuz, hece ölçüsü. Bunları yazmaya gerek yok sık sık. Şimdi aşık tarzı halk edebiyatı nazım türlerini göreceğiz gençler. Nazım şekilleri daha doğrusu. Evet, yeni başlığımız bu. Aşık tarzı halk edebiyatı nazım şekilleri. Bir koşma. Evet, koşmanın İslamiyet öncesindeki adı neydi? Haydi size soralım. Koşmanın İslamiyet öncesindeki adı neydi? Burası biliyorsunuz ki İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatı. Koşma demiş Ahmet. Evet, çok teşekkür ediyorum Ahmet. Havzaya atıyorum, güzel sözlü notlar alacaksın inşallah. Ahmet'in dediği gibi İslamiyet öncesindeki adı nedir? Koşu. İslamiyet etkisindeki adı koşma. Peki divan edebiyatındaki adını hatırlıyor musunuz? Konularımız aşk, yiğitlik, ölüm. Kaleli karşılığı gazel demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Divan edebiyatındaki adı da gazeldir. 11'li hece ölçüsüyle söylenir. En yaygın ve en sık kullanılan olan, en sevilen nazım şeklidir gençler. Bu da. Evet, yazalım özelliklerimizi. Halk şiirinin en sevilen ve en yaygın nazım şeklidir. Genellikle aşk, sevgi, tabiat, ölüm, yiğitlik, evet, gibi lirik konular işlenir. Madde 3, 11'li hece ölçüsü. Söylenir, yazılır. Nasıl? 6 artı 5 duraktan bahsediyor. Ya da 4 artı 4 artı 3. Nazım 24'lüktür. Burayı da yazın. Daha aşağı ineyim. Zaten bildiğiniz gibi hece ölçüsüyle yazılıyor. Seren dedik aşk dediğim hocam diye hocam diye soruyor. Nasıl? Dedik. Evet, dedik aşk. Aşk dedik. Koşmaz, evet, mahlas geçiyor. Divan edebiyatındaki adı, o son ikisini de yazalım. Uyak düzeniyle. Ve koşma örneği verelim. Koşma tür olarak ayrılacak kendi için ama güzelleme, taşlama diye yazmamıza gerek yok. Sudemez yazdım. Evet, son maddelerimizi de yazalım. Sonra koşma örneğini verelim. Evet. Halk şiirinin en yaygın ve en sevilen türü koşma. Gençler. Evet. İslamiyet öncesindeki adı koşuk değil mi? Divan edebiyatındaki
Teşekkür ederim hocam. Evet, teşekkür ederim. Gazeldir. Çok iyi bir şey. Evet. Düzeni, kafiye şeması. Seren A, B diye sıralanmış. A, B, A, B. Sonrasındaki C, 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 B, D, 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 B şeklindedir. Evet. A, B, A, B, C, 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 B, D, 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 B şeklindedir. Evet, örneğimizi yazalım sonrasında. Şairin sonunda mahlası geçiyor biliyorsunuz ki gençler. Yani takma adı geçiyor. Koşmanın en popüler, aşk edebiyatının en popüler yazarı kim? Karacaoğlan. Karacaoğlan da diyor. Hece ölçüsünü de kendini tutturabilmek için adını. Evet, örneğimizi de yazalım. Karacaoğlan mahlas ismidir. Nasıl? Karacaoğlan mahlas ismidir. Bilemiyorum. Mahlası Karacaoğlan ama gerçek adı belki Mehmet'tir. Karacaoğlan olduğu için Karacaoğlan, Karaoğlan denmiş olabilir. Evet, örneğimizi yazalım. Örneğimiz. Son iki dörtlüğünü alacağım. Yeşil ördek salınıyor. Çok çapkın da Karacaoğlan bu arada. Gölekte her gördüğü kıza yanıyor. Herkese bir şiir yazıyor. Yetenekli. Altın küpe. Şah veriyor kulakta. Cenneti âlâdan. Ürmelikte. Acep gezsem. Mani doğumun. Var mı ola? Evet. Mardin'den de Karacaoğlan. Karacaoğlan Mardin'den çeken bilir ayrılığın derdinden. Koçhisar'dan Hasanlığından ardından acaba geçsem mavi donlu.
Burayı yazın. Burası bir dörtlük. Mahlası geçtiği yer. Yazın orayı. Sonra bir ara verelim gençler. Son saatimize giriş yapacağız. Bu koşma örneğimiz aşk bulunan içinde. Evet gençler, ondan sonra görüşürüz.